Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sezin Özbey. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Eren Özbey. Bu kanalı biz neden açtık? Neler yapmayı düşünüyoruz? Onları size anlatmak istiyoruz. Öncelikle biz her hafta sonu 2 günlük, 3 günlük, bazen günübirlik kaçmaktayız. Piknik alanlarına, kamp alanlarına yaklaşık bir senedir de hayalimiz olan karavanı almayı düşünüyorduk ve en sonunda aldık. Bu karavanda neler yapacağız? Bunları anlatmak istiyoruz. Karavan hayatının çocuklarla nasıl geçeceğini genelde söylüyorlar. Bütün arkadaşlarımız çocuklarla zor olacağını söylüyor ama bize göre çok kolay. Bize göre daha kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten çocuklar evde sıkılıyor. Genel olarak bilgisayar, tablet, telefon çocuklara vermediğimiz karavan için hayatını çocuklarımızla birlikte yaşarken oynadığımız oyunları, yaptığımız yemekleri, çocuklarla nerelere gittik. Buzları da yiyin. Çünkü sağlıklı şeylerdir. Evet. Karavanla birlikte hangi kamp alanlarına gittik? Bunların videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Eğlenceli bir video olmasını istiyoruz. Sizin de desteklerinizle. Evet. Hem de like atarsanız destekleriniz bize gelir. Karavan hayatının beni rahatsız eden konusu sadece yavaş gitmemiz olacak herhalde. Çünkü arkadaşlar, karavanda karavanda bunu çok yiyin. Çünkü kollarınıza destek vererek güçlendiriyor. Karavanın hızlı gitmemesi gerekli. Çünkü bu hem yasak galiba, değil mi? Hız sınırı 80 ve 90 arası. Evet, hız sınırını. Evet, çünkü kopabilir. Evet, hız sınırını geçmemek için de büyük ihtimalle 50 veya 60'ta gideceğiz herhalde. Yok, 80'i buluruz ama virajlı yollarda 50'ye, evet, hatta gerekirse 20'ye kadar inmemiz gerekiyor. Çok düşük hızda gitmemiz lazım. Güzelmiş. Çünkü hem yasak hem de güvenliğimiz için bu da biraz kötü galiba. Kaç saatte gideriz kamp alanlarında bilmiyoruz artık. Şu an karavan içinde bir alarm sistemi araştırıyoruz. Varsa önerileriniz bunu bize aşağıda yorum yaparsanız seviniriz. Evet. Onu da ver, onu da ver, ver onu. Çöpe gitmesin, ver Deniz onu. Çöpe gitmesin muzun. Yavrum buna para veriyorsun. Karavan hayatı çocuklarla zor diyor arkadaşlarım ama benim için, ben zaten zorlukları seviyorum. Bana göre evde oturmak dünyadaki en zor şey. Çünkü çocuklar evde gerçekten çok sıkılıyor. Oyuncak deseniz tamam alıyoruz ama çok kısıtlı. Yani çocuklar mutlu olmuyor oyuncakla ama dışarı çıktığımızda park, arkadaş, sosyal çevre, yeşil alan daha mutlu oluyorlar. Arkadaş daha mutlu ediyor bize. Çünkü oynuyoruz parkta. Evet bir tanem. Bu hayat senin için zor olacak mı sence? Kesinlikle olacak. Neden? Çünkü hayatım sen varsın. Biraz da üşengeçsin. Aslında üşengeç. Üşengeç değilim. Değilsin, evet. Hiç üşengeç. İlk başta üşengeçlik başlıyor. Ondan sonra aktif hale gelince benim çalışmaya başlıyor motor. Nasıl yani? Nasıl diyeyim? Hani İlk motoru çalıştırırsın, zoruna çalışır ya böyle. Sen motor olduğunu mu düşünüyorsun? Öyle motor değilim. Hayır. Ama yani zor olacak gerçekten. Çekidemirini tak, ayaklarını sabitle, çok depoları su doldur, tuvaleti boşalt. Bir şarjım var o alt kap. Tamam. Onu da hallederiz. Çekme demiri de çekerim arabayı ben. Çok çok şükür. Maşallah olsun. Onu çekerim. Bir de ne kalıyor? Depoları su dolduracağız. Yani karavan park alanına ama gitmek zorundayız. Yoksa su yok, elektrik yok. Dımdız da kalacağız ortada. Hayır, hayır. Yani biz bunu yaşadık çünkü çadırda yaşadık biz yani. Kampta yaşadık yani. Yani bu kadar zor olmaması lazım. Bu daha zor. Ona evet, bakarsan çadır daha zor. Karavan hayatı çadıra göre bize daha kolay gelecek. Daha eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Ben zor olacağını sanmıyorum. Sadece ne korkun? Yolda tırların yanından ben geçip ben biraz yavaş süren bir insan değilim. Şimdi yavaş kendini nasıl
tutacağım. Zapt edeceğim. Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Zapt edeceğiz zaten. Sadece tırların yanında geçerken evet, hava akımı oluyor. Karavanımız YouTube'da hiç olmadığı için bu yönden şanslıyız. Evet, ilk bizim deneyimimiz bekle olacak. Bekle, geliyorum. Videoyu çekerken de zaten Hippo Karavan'a da ayrı bir video çekeceğiz. Karavan tanıtım videosu olarak. Size iyi yanları, kötü yanlarını hepsini bahsedeceğiz bunlarda, evet, size. Evet, Hippo Karavan'dan memnun kalacak mıyız? Bunları da anlatacağız. Yani gezdiğimiz bütün karavanların içinde en beğendiğimiz Hippo Karavan oldu malzeme olarak. Deniz, dikkat et bir tanem. Bir şey oldu mu? Tamam. Başka karavanın güvenliği açısından da söyledik mi onu, alarmı araştırıyoruz diye? Tamam, bize yardımcı olursanız, yorum yaparsanız, evet, söyleyelim. Alarm araştırıyoruz ama kendimiz aslında bir alarm sistemi üretmeye istiyoruz. Yapacağım da. Onu, yapacağım da. Aklımıza bir sistem gelmiyor. Yani evimizdeki alarmı mı kapımızın önüne çeksek, ona mı bağlasak? Böyle bir şeyler düşünüyoruz ama bakalım nasıl bir şey yapacağız bilmiyoruz. Motor karavan almadınız diye soracak olursanız, motorlu karavan almak çok istiyorduk ama bütçesi bize çok yüksek ya, geldi. Bütçesi hem yüksek hem de her an her olaya onunla gidemeyeceğiz mesela. İşe gidemeyeceğiz, markete gidemeyeceğiz. Ya da markete gidemeyeceğiz, hiçbir şeye gitmeyeceğiz için evin orada yatacak. Yattığı için de... Bir ev parası. Ev parasını evinin önünde yatmak 300-400 milyardan başlıyor. Çok pahalı motorlu. Bu devirde, motorlu. Bu durum, ekonomide olmaz. Bu videoları çekerken neler çekelim? Ne tür videolar çekelim? Sizin de önerinizi bekliyoruz. Hedefimizde şu var. Köy köy dolaşıp Türkiye'nin bütün köylerini, önce İstanbul'un köylerini, sonra Türkiye'nin bütün köylerini. Hedefimizde ilk eşimin köyü var. Erzincan'a gitmeyi düşünüyoruz. Erzincan'ın köyünü, ama yollar nasıl, izin verir mi yollar bizim gitmemize bilmiyorum. Çünkü yolları çok virajlı. Erzincan'a gideceğiz. Kafamızda Kapadokya var. Bodrum var. Muğla, Antalya. Yani buralara kesinlikle inşallah Allah kısmet ederse gitmeyi düşünüyoruz. Kamp alanları inanılmaz yetersiz. Bu yüzden belediye başkanlarına aslında çağrıda bulunmak istiyoruz. Biraz daha karavan kamp alanları çoğaltılsa ve bu ücretler de azaltılsa çok çok memnun oluruz. Ya, çünkü araştırma kendi yeri olsa da tabii ki daha iyi olur. Araştırmalarımız doğrultusunda inanılmaz pahalı kamp alanları. 100 şey... lira, 150 lira günlük. Yani pansiyon fiyatıyla aynı. Efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Karavanla ilgili bahsettiğim fotoğrafları buraya ekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Can't forget the